Herkese motosiklet vizyonundan merhabalar arkadaşlar. Bugün yanımızda TVS Rider 125 var. Diyeceksiniz ki sen bunu çektin. Çekmiştim ama orada sürüş imkanım yoktu. Motosikletin sahibi vardı. Bugün bu motosikletle biraz sürüşe çıkacağım. Çok teknik detaylara girmeyeceğim. Çünkü o videoda çok fazla girdiğim için işte şu kadarmış bu kadarmış serisi böyleymiş demeyeceğim. Ancak hızlıca bir geçiş yapacağım. Çok teknik detayları verdiğim bilgileri içeren video arkadaşlar. İlk video. Bu daha çok sürüş ağırlıklı ve hissiyat ağırlıklı olacak. Şimdi motosikleti hızlıca bir söyleyeyim. Ne kadar güce falan sahip oldun. Yeniden bir hafızamız tazelensin. 12.9 beygir. 13 diyelim. 13 beygirlik gücü var. 11.5 Nm'lik bir çekişe sahip. TVS kendi sınıfında en güçlü 125'i yaptığını iddia ediyor arkadaşlar. 120 kiloluk bir ıslak ağırlığımız var. 10 litrelik depomuz var. İşte LCD ekranı vesairesi. 17-17 TVS'nin kendi markası olan lastiği derken işte selesi 78 santim. Şöyle birazdan sürüşte de ayaklarımı yere koyacağım, göreceksiniz. Birazdan sürüşe çıktığımda sürüş hissiyatını, gidonda neler eksik geldi, frende, lastikte neler iyiydi, neler kötüydü, onları hissetmeye ve sizlere bunları aktarmaya çalışacağım. Şimdi bana bir müsaade edin. Ben şu kask kameramı takayım. Kask kamerasından devam edelim. Bu çok güzeldi. Bu pop bir sesi var. Sanki böyle bir yerden dermişim falan gibi. Eko pahalı. Bunun sürüşte çok bir etki edeceğini düşünmüyorum. Çünkü zaten bu bisiklet az döküyor. 1 litre ile 56 kilometre vadiyle gidiyor. Forumlarında öyle yazıyor. Hafif, çok hafif motor. Yani bisiklet gibi. Zaten bir önceki videoda hatırlarsınız. O şeyden falan, diğer Hintz rakibi NS 125'ten daha hafif olduğunu söylemiştim. Ferah hızlanması var. 3 vatı dedik. Öyleydi yanlış hatırlamıyorum ben bir önceki videodan. Bakalım. Mesela dörtlü olmasını isterdim. Trafikte çok kullanışlı olan bir tuş. Keşke dörtlü olsaydı. Beş vitesli motosiklet. Büyük ihtimal 6'yı isteyecek. Yani hani giderken 6'ya gidecek ciğeri var. Dördüncü vites. Nispeten eğimli bir yol çıkıyoruz. 7000 devir. Ayaklarda bir miktar titreşim var. Attık 5'e. Deviri tam doldurmadan attık. O yüzden verimli çıkmıyor. Üçüncü test 6000'de bir, bayılma yok, ivme kaybı yok. Gazı soft açıyorum, gidikçe açıyorum. Hadi atalım dörde.
Yani 120 kiloluk ağırlığı var ve ben 90 küsürüm. 3 hanelilere az kalan birisini güzel taşıyor arkadaşlar. Stabil kaldım. Ne ivme kaybı yaşadım 3. viteste. Ne de çok hızlandı. Sabit tırmanmasını yaptı. Odometresi bilmem. Eko. Hadi power'a çekelim. Altı yok. Altı bin devire geçmeyeceğim motor rodajda. Düşür vitesi. Daha feroz olsun. 5. vites 6000 devir 80'le bağırmadan güzel gidiyorum. Titreşimi 7000'den sonra ayaklara vermeye başlıyor. Bu viraj tehlikeli. Lastiklerim ısınmadığı için aferin. Nispeten dik giriyorum. Gözüme de ne güneş geldi be. Top speed deneyeceğim zaman burada biliyorsunuz. Işıkları bekleyeyim arkada. Kapa gaz açıyorum ama bunda dediğim gibi. Sinyali kapat. Göstergeye bakıyorum bir yandan. İhtiyacım olan her şey güzelce gösteriyor. LCD panel kullanım esnasında bana bir şey yaratmadı. Yine tırmanıyorum. 4. vites. Gaz açmadım. Biraz açıyorum. Açtığım zaman nefesi var. Boğulma yok. Power'dayım. Evet. 7000'in üstünde ayaklardan elciklere de yürüyen bir titreşim var. Ama her zaman her video dediğim gibi. Ben titreşime takılan biri değilim. Titreşim olayı sizler için belirtiyorum. Ama kullanım çok ferah. Çok rahat. Hafif. Bir yüzü görelim, bir şey olmaz bir kere daha. Şöyle de. Ne diyorsun? Tamam, yüzün üstüne çıktı daha da. Tapa kazdım, yalan yok. Ama devir daha dolana kadar 110'un üstüne atardık yani. On litrelik deposu bence güzel ya. 100 kilometrede 2 litre yaksa. Hadi hardtur kullanıyorsun. Agresif kullanıyorsun. 2,5 diyelim yapıyorsun. Hadi 3 yak ya. Artık böyle devirli mevirli kullanıyorsun. Motorun canını alıyorsun. 3 litre bile yaksa. Hani en kötü senaryoda. Ne yapar? 10 litre 3.69 300 küsür kilometre en kötü senaryoda yol yapabilirsin. 4000'in eksikliğini hissettim. Korna biraz az. Hani adamın yanına gitmen lazım seni görmesi için. Dolayısıyla selektör desteği yapmanızda fayda var. Gündüz aralardan giriyorsanız kornaya bakın. Duyuyor musunuz? Biraz kısık gibi. Birine selam verdim sandım. Bu da basıyor. Gündüz aralardan giderken selektör desteğiyle beraber gitmenizi tavsiye ederim. Çukurlardan, tümseklerden biraz böyle şeyli geçiyorsunuz ama
Arka amortisör 5 kademe ayarlı. Bunu ayarladığınız zaman bir miktar absorbe edecektir diye düşünüyorum. Bir de lastik değiştirirseniz biraz zıplatıyor. Bakın hiç vites düşürmedim. 4'teyim. Çekiş yerinde. Şehir içerisinde çok ferah bir şekilde bir yerden bir yere götürür. Biliyorsunuz bunun selamı ufak da olsa, işte bir sigaralık bir ruhsatlık da olsa bir yeri var biliyorsunuz. Önceki videoda yine göstermiştim sizlere. Böyle sırt çantamı takacağım, ben spor kullanacağım falan diyorsanız kırmızı falan yani çekiş şemal değeri. Egzozu beğen. Böyle tok. Bağırmıyor ama tok. Bu motosikleti şöyle düşünün arkadaşlar. Şimdi hani o ABS yok, o yok, bu yok, o lastikler naylon falan gibi düşünmeyin. 70 bin liraya 125 cc'lik Hintli. Bakın. Dikkat edin. Çinli değil. Hintli bir motosiklet alıyorsunuz. Bakımı montaj parçalarda çok bir problem yaşayacağınızı düşünmüyorum. Ancak tabii çok böyle spesifik parçalarda yeri geliyor Japonlarda bile parça beklemiyor. Bugün olmuş cappuccino'lar bilmem neler 50'liklerin 0'ı 50-55 milyarlarda geziyor yanlış bilmiyorsam. Bugün bunu 70 milyara alıyoruz. 125'lik vitesli. Hintli hem de. Şimdi o filtreden baktığınız zaman, o pencereden baktığınız zaman çok makul bir motosiklet olarak karşınıza çıkıyor arkadaşlar. He, ABS aslında yani ben şunu anlamıyorum. Hani genelde diyoruz ya işte kampanayı, ABS olmamasını, işte kombine koymasını diyoruz ya maliyetten kısmak için yapıyorlar. Yani bunlar böyle müthiş maliyetli böyle işte ABS koyarsan motor 20 milyar fırlar falan. Öyle de bir teknoloji değil ama niye koymuyorlar anlamıyorum. Ya ben bir kullanıcı olarak şunu isterim. Halojen koy kardeşim. Start stop koyma gerekirse. Ama bana ABS ver. Ön arka diski ver. Çünkü bu CC'deki gençler, çocuklar genelde özellikle şimdi B ehliyetten geçecekler. Frenleme de bilmem nerede onları olabildiğince hayatta tutacak, düşürmeyecek sistemler olmasından yanayım. Ben devletin yerine olsam zorunlu koyardım. Zorunlu yapardım yani. ABS'li olmayan motor sattırmaz. O yüzden hani bazen de diyorum yani ABS yok, kombine var, maliyet düşürmek için. Yani bunun maliyeti de hani böyle atma deve değil yani. Ki gerekirse koy, maliyetini de koy. Öleceğime ben o parayı vereyim. 5000 lira mı fark ediyor? 7000 lira mı fark ediyor? 10.000 bile değildir. Bakın ben size söyleyeyim. Veririm abi. Öleceğime, kolum bacağım kırılacağını, kopacağını, 3 ay evde yatacağımı. ABS'li motoru 10.000 lira vereyim yani. Ben razıyım. Eminim ki bütün kullanıcılar da aynı şeyi düşünüyordur benim. Ama genel olarak dediğim gibi az önce dediğim pencereden bakarsanız motosiklete çok kullanışlı bir yerde kalıyor. Çok makul yerde kalıyor. Titreşim yani nispeten 6-7 bin devirden sonra. Aynalar güzel. Gösterge güzel. Az yakıyor. Hintli. Tamam. Başlangıç motoru olur. Kullanım kolay. Hafif. Evet benim gözden kaçırdıklarım var mı arkadaşlar? Hala YouTube'daki motosikleti çok fazla incelemesi yok. Çok fazla soran var hala. Drift'le mi bu mu falan. Ben bunu seçerdim. Tamam drift'le daha uygun fiyat. Bayağı da uygun fiyat. Kabul ediyorum. Drift'le de alınır açıkçası. O da çok problem çıkmadı. Bakın tuttu o da. Ama ben her zaman bir Hintli'yi bir Çinli'ye tercih ederim. Yani benim için şöyle. Kişiden kişiye değişir. Bu benim kendi görüşüm.
İtalyanlar ya da işte Avrupalılar, Japonlar, Japon'a da param yetmiyorsa Tayvanlılar, ona da yetmiyorsa Hintliler, listenin son sırasında fiyat performans adına Çinliler. Benim skalam böyle. Sizin nasıl? Sizlerin farkı ise belirtin. Önlükteydi, radyo mu açmış? Vallahi açmışım, hoparlör bağlamışım. Yani şehir içinde böyle akşama kadar bununla gezer. Eco Power geçişlerini çok fazla hissetmedim. Yani zaten 125 cc'de hani Power'a çekince 140 basacak hali yok. Trip ha, trip be. 1 litreyle ne kadar gitti. Tabi bunu sürüşte çok yapmanızı tavsiye etmem. Şu an basamadım. Size de şöyle güzel bir ekotur attırmış olayım. Gayet sollarken ayılma bayılma yapmıyor. Dörtlü olmasını isterdim. ABS olmasını hani artık hani o hayal ama yine de söyleyeyim. Olmasını isterdim kullanıcı profili itibariyle. İlk motoru olacak arkadaşlar çünkü büyük ihtimal. 6 vites olmasını isterdim dedik. Onun dışında genel olarak kendi fiyat skalasına baktığımda alınabilir. TVS'yi nereden biliyoruz? Apache'den biliyorum. Scooter kısmında Jupiter'den biliyorum. Bunlar ticari olarak da kullanılan ve kolay kolay bir yarı yolda bırakmayan bunlar arkadaşlar. Ki GSX kapışalım mı? Yarış teklif edeyim mi ona? Yetişirsem ederim. Ulan bizi bozdun be. Herkes ona bakıyor, arkasından biz onun zekası gibi gidiyoruz. Yavaştan kapatıyorum arkadaşlar. Benim kaçırdıklarım var sizler yorumlarda belirtin. Bugün TVS Rider 125'i sürdüm. %100'ü sürüş içeren, yetişeren. Trafikte bana ne hissettirdi, pişman mı etti, memnun mu etti? Onu anlamaya çalıştım ve sizlere aktarmaya çalıştığım bir video oldu. Motosiklet üzerinden ben çağıracağım. Bugünlük benden bu kadardı arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Videodan çıkmadan önce siz ne yapacağınızı biliyorsunuz. Aşağıda o abone bilmem ne tuşlarına. Hep beraber 10.010. Şimdi iki hedefimiz 25.000 diyorum ve videoyu kapatıyorum. Herkese iyi günler. Görüşmek üzere.